Son fizik düşücü, fizik çözer metin çözere, modern fizik folyoya hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, MEB kitapları, ünite değerlendirme sorularına devam ediyoruz. 11. sınıf arkadaşlar, 1. ünite fen lisesi kitabını arkadaşlar görüldüğü gibi 61. sorusundayız. Bundan öncekiler boşluk doldurma vesaire. Ve açık uçlu sorulardı. Şimdi ise arkadaşlar görüldüğü gibi çoktan seçmeli sorularımız mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Ve geldik arkadaşlar 61. soruya bakalım. Ne diyor? Kenar uzunluğu A olan kare ölçekli yatay düzlemde A artı B, A artı C, B artı C vektörler verilmiştir. A artı B artı C vektörel toplamı kaç A büyüklüğündedir? Arkadaşlar malum işte test kitaplarında da filalin kitabında çözüyoruz. Buna benzer sorular olduğunu bakan arkadaşlar biliyor zaten. Bakın arkadaşlar hepsini topladığımda 2A artı 2B artı 2C. Hepsini 2'ye böldüğümde A artı B artı C'yi bulabilirim. Toplama yaparken arkadaşlar uç uca ekleme yapabilirim. Bileşenlerini ayırma yapabilirim. Bakın bileşenlerini ayırma şöyle pratik yapıyorum. Sağa doğru ne var kardeşim? 3. Başka var mı? Yok. Sağa doğru 3 yazıyorum. Yukarı doğru ne var kardeşim buradan? 3. Buradan var mı? Evet 2. 3 2 daha 5. Sola doğru 2 buradan var. 1 de buradan var. Sola doğru 3. Peki kardeşim aşağı doğru ne var? Şuradan 3. Şu 3'ü de şuradan aldım. İşte arkadaşlar gider. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. Demek ki bir kenarı A olduğuna göre arkadaşlar bileşkemiz yukarı doğru 2 birim. O halde 2A diyoruz. Tabi isteyen arkadaşlarımız uç uca ekleme de yapabilir. Şöyle uç uca ekleme yapalım. Tabi şuraya eklersem arkadaşlar dışarı çıkar. O yüzden zaten sıra önemli değil. Maksat şunu alayım. Şu A artı C vektörü ile B artı C vektörünü bir toplayalım. Bakın şöyle 3 birim. Sonra güzel kardeşim buna A artı B vektörüne ekledim. İşte arkadaşlar A artı C, B artı C, A artı B. Görüldüğü gibi bileşkemiz yukarı doğru 2 birim. Biraz önce bulduğumuz gibi. Düzgün altıgen üzerine A artı B, C, D vektörler yerleştirilmiştir. Çok iyi yapılmış. Buna göre vektörlerin bileşkesi hangisine eşittir? Malum arkadaşlar bu tarz soruları efendime söyleyeyim bizi takip eden arkadaşlarımızın çözdüğümüzü biliyor. İşte arkadaşlar şunlar eşitlikte ve zıt yönde birbirini yedi. İşte arkadaşlar şu üçünün toplamı her biri ya 3E ya 3B ya 3D. O da cevap şıkkı görüldüğü gibi 3B yani Denizli diyoruz. A ve B vektörlerinin büyüklüğü 40 birim. A ve B vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü R1. Aradaki açı arkadaşlar 120 olduğu için bileşke bunlardan birine eşit 40. İsterse 400 olsun 400. Evet. A vektörü ok yönünde 60 derece döndürülürse arkadaşlar bu sefer buradaki açı ne olur? 60 olur. 40A 40. Evet. Bileşkenin büyüklüğü R2. Aradaki açı 60 ise arkadaşlar bileşke bunlardan birinin kök 3 katına eşit. Yani 40 kök 3. Yazdığımızda da 40 kök 3'ü. Dolayısıyla 1 bölü kök 3. Ya da güzel kardeşim kök 3 bölü 3. Arkadaşlar gayet basit bir soru. Zaten özel durumlarla ilgili aradaki açı 120 ise bileşke direkt kendisine eşit. İşte şudur. İlk durumda şu R1. Yok bunu 60 derece döndürdün. İşte bunun üzerine geldi. 40 ile 40 aradaki açı 60 ise bunlardan birinin bileşke kuvvet bu vektörlerden kuvvetlerden birinin kök 3 katı diyoruz. Bakalım arkadaşlar cevap şıkkımız. Evet kök 3 bölü 3 yani Denizli diyoruz. X'li düzlemdeki K vektörünün büyüklüğü 10 birim. KLM vektörlerinin bileşkesinin artı Y yönünde olması için L ve M vektörlerinin büyüklüğü sırasıyla kaç birim olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar şu K'ya 10 birim yazdım. Bileşenlerini ayırıyorum. 10 çarpı kosinüs 53 6 sinüs 53 8 mi? 8. Şimdi Y yönünde olabilmesi için arkadaşlar X'in sıfırlanması lazım. Sola doğru 6 ise sağa doğru mutlaka
6 olmalıdır. Yani arkadaşlar x'imiz 6. Eledim, eledim, eledim. Evet, eğer arkadaşlar burada m'ye 8 verirsek, lm, l bu. 8 verirsem 8, 8'i 7. O zaman artıya yönünde olamaz. Arkadaşlar 6'ya 6 olur. Niye? Şimdi arkadaşlar 6'dan 6 çıktı 0. 8'den 6 çıktı. Bileşkemiz görüldüğü gibi artıya yönünde. 2 birim cevabımız Edirne Elazığ hattında diyoruz arkadaşlar. Edirne'den Kars'a fark etmez. Her taraf bizim. Rüzgarın batı yönünde 100 km bölü saat hızla estiği bir günde güney yönünde rüzgara göre 240 km bölü saat hızla uçan uçağın yere göre hızı nedir? Evet arkadaşlar, batı yönünde rüzgarımız var. 100 ve güney yönünde uçağımız uçuyor. 240. Bileşke. Yani arkadaşlar bunu da efendime söyleyin. Ne gibi düşünebiliriz? Bağıl. Bileşik hız özellikle arkadaşlar. Bileşik hareket. Nehir problemi gibi düşünebiliriz. Nehrin hızı bu. Sizin hızınız buysa arkadaşlar. İşte kıyıya göre yani yere göre hızınız bu. Arkadaşlar 5, 12, 13. Efendime söyleyeyim. Bu da arkadaşlar 10, 24, 26 yani 260 olması gerek. Pisagor amca teoremine göre 5K, 12K ve 13K diyoruz arkadaşlar. Evet 20 katı 20, 20 cevabımız Balıkesir Bandırma. Eşit kare bölmeli düzlemde A artı ve B eksi C ve C eksi A vektörler şekil 1'de verilmiştir. Evet, buna göre B vektörü şekil 2'de verilen vektörlerden hangisidir? Arkadaşlar yine takip eden arkadaşlarımız finalin arkadaşlar TYT AYT soru bankasında aynı tarz soruları defaatle çözdüğümüzü, defalarca çözdüğümüzü arkadaşlar görmüşlerdir. Şimdi benim B vektörünü elde edebilmem için burada arkadaşlar A'dan çıkartmam gerek. Şimdi arkadaşlar şu ikisini topladığımda C'ler gidiyor mu? Evet, toplama işlemi paralel kenar yöntemi yapabilirim. Niye? Başlangıç noktaları aynı yerde. İşte toplama yaptığımızda B eksi C ile C eksi A'yı topladığımda neyi elde ederim? B eksi A'yı elde ederim. Peki arkadaşlar B eksi A ile A artı B'yi toplarsanız kimi elde edersiniz? Görüldüğü gibi A'lar gider. 2B'yi elde edersiniz. Bu da arkadaşlar 4'e kaç? 2, 4, 6. 4'e 6. Evet. 4'e 6 demek arkadaşlar 2'ye böldüğünüzde 2'ye 3 demektir. Yani şu noktadan geçip şöyle gidiyor. Evet. İşte arkadaşlar 2'ye 3. Bu da bize B'yi veriyor. Cevabımız 4. Şimdi bakalım. Bakalım güzel kardeşlerim. Evet. Bu da Denizli şıkkını göstermektedir. Akıntı hızının V olduğu bir nehirde X yüzüsünün yere göre Y yüzüsünün de suya göre hızı verilmiştir. X yüzüsünün Y yüzüsüne göre hızı hangisidir? Sevgili arkadaşlar her ikisinin de suya göre hızı verilseydi ya da yere göre hızı verilseydi hiç akıntı hızını eklememize gerek yoktu. Fakat arkadaşlar her ikisinin de mutlaka ya yere göre ya da suya göre hızını almalıyım. X yüzüsünün yere göre. O zaman X yüzüsüne dokunma. Y yüzüsünün yere göre hızını bul. İşte arkadaşlar Y'nin hızına akıntı hızını eklediğinizde işte arkadaşlar Y'nin yere göre hızı. Başlangıç noktalarını birleştirdin. İşte arkadaşlar bu Y'nin yere göre hızı. Buna V'ye yüzüsü diyelim. X yüzüsünün Y yüzüsüne göre. Burada gözlemci kim? Y. Ne demiştik arkadaşlar? Pratik ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemci. Çıkartmanın pratik yöntemi. Başlangıç noktalarını birleştirin. Gözlemciden cisme göre çizin. Y yüzüsüne göre dediğine göre arkadaşlar Y yüzüsü gözlemci. Gözlemciden cisme çizdik. İşte arkadaşlar bağıl hızımız yukarı doğru 2 birim diyoruz. Ve bakıyoruz cevap şıklarımızda. Yukarı doğru 2 birim inşallah buluruz. Evet bulduk. Cevabımız Elazığ. Ha, Edirne diyen de olabilir yani arkadaşlar. Onu da kabul ediyoruz tabi. Sevgili arkadaşlar soru çok. Bundan dolayı fazla uzatmadan çözmeye çalışıyorum. Durmakta olan bir cisim A ivmesiyle harekete başlamaktadır. Cismin hareketinin 0-5 saniye zaman aralığındaki kinetik enerji değişimi E1, 5-10
saniye zaman andaki kinetik enerji değişimi E2 olduğuna göre E1 bölü E2 nedir? Sevgili arkadaşlar, T, 2T, 3T, bakalım 0,5. 0,5, burada cismin 0,5, 5, 10. Pardon, o zaman bunu arkadaşlar şöyle yapalım. Ne yapalım? 0. saniye, 5. saniye, 10. saniye, 15. saniye. İşte arkadaşlar, 0,5 saniye şurada, 0,5 saniye. Hızımız 0. Hıza bakalım. Hızımız 0. Burada arkadaşlar V ise, 5 saniyede hızımız V artmışsa 10 saniyede 2 V artar, 15 saniyede 3 V artar. Arkadaşlar dolayısıyla zamanla doğru orantılı. Yani T, 2T, 3T gibi düşünebilirsiniz. O zaman burada enerjimiz 0. Enerji, kinetik enerji 0. Burada 1 bölü 2 mv kare. V kareye edersek 4 V'nin karesi, 2 V'nin karesi 4 V kare, o da 4 E. 3 V'nin karesi 9 V kare, o da 9 E. Yani arkadaşlar pratik şöyle yaptım. Dedim ki kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare ya kardeşim. 1 bölü 2 m sabit. V kareye E dersem 2 V'nin karesi 4 E. 3 V'nin karesi 9 E. O halde 0,5 saniye aralığındaki değişim E midir? 0,5 saniye aralığındaki değişim E. Bölü 5, 10. Aradaki fark 8. Bakın 9 E eksi E. E'den 9 E'ye gelmiş. 8'e elediniz mi? Elediniz. Fakat burada bir yanlışlık. 5, 10 diyor arkadaşlar. Özür dilerim. 5, 10. Şurası 3. Fazla gitmişim ben. 1 bölü 3 cevabımız Bursa. Şurayı nasıl 15 gördüm? Evet. İşte arkadaşlar tabii şu anda biraz gece geç vakit oldu. Onu 15 gördük. Şuraya hiç gerek yokmuş sevgili arkadaşlar. 0, 5, 10. 0, 5, 10. Yani bunu 0, T, 2, T de diyebilirsiniz. 0, T, 2, T. Hızımız V, 2, V. Enerjimiz V kareye edersek 4, V kare, 2, V'nin karesi 4. Genişliği de olan nehirde akıntı hızı Vn, kay yüzüsünün nehre göre hızı Vk eşit büyüklükte ve 4 metre bölü saniye. Şunların hızları. L yüzüsünün nehre göre hızı 10 metre bölü saniye. Yüzgüler belirtilen yönlerde 8 saniye yüzlüklerinde aralarındaki düşey uzaklık. Düşey uzaklığı arkadaşlar akıntı hızının veya cismin şu yatay hızının bir önemi yok. 20 metre olduğuna göre nehrin genişliği nedir? Tabi acaba bunlar birbirini geçti mi geçmedi mi? Burada arkadaşlar bakın şu 10'sa kosinüs eriş bu nedir? 6'dır. Bu 4. Arkadaşlar akıntı hızı veya yatay hız sadece cismin sağa sola ne kadar gittiğini gösterir. Bunların birbirine göre düşeyde bağlı hızı ne? 10. 10 çarpı 8. Demek ki bunlar birbirine 80 metre yaklaşmış. Bir de arada 20 metre varsa arkadaşlar o zaman 100. Peki bunlar birbirini bir de gelmiş geçmiş olabilir mi? Olabilir. O zaman arkadaşlar buradan efendime söyleyin. 80 ise 20'yi çıkart 60. Ya 100 olacak ya 60 olacak. Şimdi cevap şıklarında tabii bunlardan biri olmalı arkadaşlar. Evet, biri var. O da Ceyhan. Bundan dolayı kaç metre olabilir diyecekti arkadaşlar. Kaç metre olabilir? Evet sevgili dostlar 70'teyiz. Aynı düzlemde hareket eden M ve L araçlarından M aracının hızı Vm olup büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Tamam bunu 5 aldık. M aracındaki bir gözlemcinin kuzey doğu yönünde kök 2 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi gördüğü L aracı. L aracın M'yi bununla görüyor arkadaşlar. Yani L'nin M'ye göre hızı. Burada M nedir? Gözlemcidir sevgili arkadaşlar. Kökü olduğuna göre L aracının hızı nedir? Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci midir? Yazdınız. Peki burada V cisim kim arkadaşlar? L. Gözlemci kim? M. Demek ki V L eksi V M eşittir V bağlı. Doğru biliyorum. Evet. Bilmiyorum, biliyorum. O zaman arkadaşlar bilinmeyeni bulmak istiyoruz. Yalnız bırakmamız gerek. O halde bu Vm'yi diğer tarafa atarsam Vl eşittir V bağıl artı Vm. Bunun arkadaşlar tabi işlemin vektörel olduğunu söylememize gerek yok. Bu işlemler vektörel. İşte bağıl hız da buymuş arkadaşlar. 45, 45 ve bu kök 2 olduğuna göre toplayacağız.
Şimdi bileşenlerini ayrı toplarsanız arkadaşlar, direkt şimdi şöyle yapsak falan filan zor olur. Bileşenlerini ayırın. En mantıklısı şu arkadaşlar. 1'e 1, sinüsel 3 bu 5 olduğuna göre 4'e 3, 3 bir daha 4. 4'ten 1 çıkar 3. 3 ile 4 aradaki açı 90 olduğu için demek ki L'nin hızı şöyle bir şey. 5. Cevabımız Denizli. Sürtünmez ortamda PVL cisimleri makarayı belirtilen yönde çevirecek şekilde 4 metre bölü saniyelik sabit hızda hareket etmektedirler. Buna göre P'nin L'ye göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Sevgili arkadaşlar, bu aradaki açı 90 mı? 90. İşte bu görüldüğü gibi L'nin P'nin hızı 4. Bu ise arkadaşlar L'nin hızı 4. Aradaki açı 90 olduğu için bileşke 4 kök 2 cevabımız Denizli. Burada yine neyi kullandık? Pratik ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemci. Yani cisim ile gözlemcinin başlangıç noktalarını birleştirip gözlemciden cisme çiz. Evet sevgili dostlar, biraz işlemli bir soru. Şu tarafı böyle biraz açtım ki şuraya işlem yapmamız gerekecek. Bura fazla karışabilir. Maşallah maşallah. Makara aralıklarının önemsiz olduğu şekildeki sistemde K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4 kilogram yazalım. 2 kilogram yazalım. Sürtünme katsayısı 0,2,0,1. 40 çarpı 0,2 sürtünme kuvvetinin tabi bu maksimum değeri arkadaşlar 8 olacak. Efendime söyleyeyim, 20 çarpı 0,1 sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 2 olacak. Ha, hareket ederse bu değerleri almış olacak. Yeterince uzun iplerin kullandığı sistemde cisimde serbest bırakıldıktan 2 saniye sonra K cisminin kinetik enerjisi 8 joule olduğuna göre bu M cisminin kütlesi soruluyor. Bir daha şuraları silmeyeyim arkadaşlar. M cisminin kütlesi. Şimdi kardeşim, M cisminin kütlesine M dersek bu da ne oldu aşağı doğru? 10 m oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada diyor ki 2 saniye sonra 8 joule. Bir kere bu kinetik enerji 8 eşittir 1 bölü 2 m ve kare. Şu sadeleşti 2, sadeleşti 4. V kare eşittir 4 ise V eşittir 2. Peki kaç saniyede? 2 saniyede. Peki V eşittir A çarpı T'den 2 eşittir A çarpı kaç saniye sonra 2. Demek ki A eşittir 1. O halde bunun ivmesi A eşittir 1. Şu ipteki gerilme her noktada aynı mıdır? Evet. Bunu yukarı doğru çekiyor. Bunu sola doğru çekiyor. Bunu sağa doğru çekiyor. Evet. Şimdi bu cisme etkileyen net kuvvet T eksi 8, şuraya yazıyorum. T eksi 8 eşittir MA 4A. Yani 4 çarpı 1. Bu durumda T eşittir 12. Şimdi arkadaşlar bunun ivmesine bakalım. F net 12 eksi 2 10 T eksi 2. T'yi ne bulduk? 12. 12 eksi 2 10 eşittir MA. M ne? 2 çarpı AK. AK ne oldu arkadaşlar? 5. Uzatmayalım. Şimdi buradan arkadaşlar bu 5 geldi. Bu 1 geldi. 1 saniyede. Bu kaç? 6. Buradan ipi 6 bıraktığımızda bu 3 gelecek. Demek ki arkadaşlar M'nin ivmesi 3. O halde bunun için F net eşittir MA'ya yazalım. 10 m aşağı doğru gittiği için 10 m yukarı doğru T artı T 24'ten daha büyük. Net kuvvetin yönü ivmenin yönü. Eşittir MA. M aynı yapalım. 3. O halde 24 eşittir 7 m. M eşittir 24 bölü 7. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi biraz arkadaşlar işlemli ve zor bir soru. Şurada yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Şunun ivmesi, şu m'nin ivmesi ak artı al bölü 2'dir. Çünkü buradan 1 bıraktın, buradan 5 bıraktın. Totalde 6 bırakmış oldun. Bunu 6 bıraktığında bu ne yapacak arkadaşlar? Yarısı dönecek, yarısı ilerleyecek. Hareketli makaranın kanunu budur. Evet, görüldüğü gibi Balıkesir Bandırma şıkkı arkadaşlar 24 bölü 7'yi göstermektedir. Birbirine iple bağlı x ve y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 5 kilogram ve 3 kilogramdır. 5 kilogram, 3 kilogram. Cisimler arası ipte oluşan
gerilme kuvveti 80 olabilmesi için sevgili arkadaşlar, efendim söyleyeyim, F kuvveti ne olmalıdır? Bakın arkadaşlar, 80 kaçı çekiyor? 5'i çekiyor. Peki F kaçı çekiyor? 8'i çekiyor. İşte arkadaşlar bunun pratiği bu. Hemen buradan F'i çekerseniz 8 çarpı 80 bölü 5. Şurası 16 mı oldu? Evet, 16. 16 çarpı 8. Evet, 6 kere 8 48, elde var 4. 8, 4 de 12, 128. İsterse arkadaşlar bu düşey olsun, isterse eğik düzlemde olsun, isterse yatay düzlemde olsun, isterse sistem sürtünmeli olsun, isterse sürtünmezse olsun. Ama sürtünme katsayıları aynı olmak şartıyla ve bu F kuvveti yola paralel olmak şartıyla arkadaşlar, görüldüğü gibi F kuvveti yola paralel. Dolayısıyla böyle böyle ya da böyle ya da sürtünme olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Ne açısından? Eğer bu soruda işte bunu vermiş, F'i sormuş ya da F'i vermiş, bu yüksek gerilmeyi sormuş ise diyoruz. Evet, görüldüğü gibi cevabımız Edirne şıkkı olmuştur sevgili dostlar. Ve geldik 74. soruya. Evet sevgili arkadaşlar, biraz gerçek ve zor bir soru diyebiliriz. Yani zorluğu arkadaşlar birkaç aşamada gerçekleşmesi. Şimdi şunu ilk önce bir bileşenlerine ayıralım arkadaşlar. K diyelim. K diyelim. Tabii ki F eşittir K kök 2 olmuş olur. Arkadaşlar bu da zaten neye eşit? 15'e eşit. K yerine 15 bölü kök 2. Direkt yazabilirdim ama niye yazmadım? Arkadaşlar biraz daha K 15 bölü kök 2'den daha basit. Sonra en son yerine yazalım. Şimdi diyor ki sevgili arkadaşlar, sürtünme katsayısı K'nın 0,2 olduğu düşey düzlemde M kütleli cisme yatayla 45 derece açı yapan F kuvveti uygulanarak cismin sabit hızla hareket etmesi istenmektedir. F kuvvetini alabileceği en büyük değer, arkadaşlar F kuvvetini alabileceği en büyük değerde cisim yukarı doğru hareket ederken sürtünme aşağı doğru olur. O da eşittir arkadaşlar K çarpı 0,2. Yani aslında burada K, biz şunu K diye aldık ama arkadaşlar K değil de N diyebiliriz. N karışmasın diye N. N K, cismi yüzeye sıkıştıran dik kuvvet çarpı K 0,2. O da arkadaşlar 0,2 N. Güzel. Aşağı doğru arkadaşlar ne var? MG var. MG, yani cismin direkt ağırlığı diyebilir misin? Diyebilirsin. Evet, direkt ağırlığımız arkadaşlar. Ve F'se de aşağı doğru. Görüldüğü gibi bunu yukarı doğru kim dengeledi arkadaşlar? N. Yani şu F'in düşey bileşeni. O halde N eşittir aşağı doğru G artı 0,2 N. 0,2 N. Burada arkadaşlar G eşittir 0,8 N. G eşittir 0,8, yani 4 bölü 5 N. N yerine de işte arkadaşlar 15 bölü kök 2 yazabilirsin. Sadeleştirdiğimizde şurada ne kaldı? 3. 12 bölü kök 2. Demek ki arkadaşlar G'yi şuraya yazalım. G eşittir 12 bölü kök 2. Evet. Şimdi güzel kardeşim, İkinci aşama. Bizden ne istiyor? En küçük değerini. Bu sefer arkadaşlar en küçük değerinde cisim aşağı doğru hareket edecek. Sürtünme kuvveti yukarı doğru. Bakın burayı aldınız. Şimdi burayı silmek zorundayım arkadaşlar. Burayı silmek zorundayım. İşler iyice karışıyor. Dediğim gibi iki aşamalı bir soru olduğu için sadece şurada arkadaşlar ağırlığın 12 bölü kök 2 olduğunu buldum. Bu burada tabii ki benim işime yarayacak arkadaşlar. Bu sefer bileşenlerine ayıralım yine arkadaşlar. Bu sefer buna M diyelim. M. O halde F eşittir M kök 2. Yani M'i bulacağım. Kök 2 ile çarpacağım. En küçük değerinde cisim dedik ki aşağı doğru hareket ettiği için sürtünme kuvveti bu sefer yukarı doğru olacak. F'se eşittir M çarpı 0,2. 0,2 M. Tabi aşağı doğru cismin ağırlığı zaten bulmuştuk arkadaşlar. Bu durumda güzel kardeşim,
Sürtünmek veti yukarı doğru. Efendim söyleyeyim, m de yukarı doğru. M artı 0,2 1,2 m eşittir g değeri. G değeri ne olur arkadaşlar? 12 bölü kök 2. Evet. Şimdi sadeleştirelim. 10'la çarp. 10'la çarp. Şurada arkadaşlar 120, 10 kaldı. 10 bölü kök 2. Peki f neye eşitti? M kök 2. İşte arkadaşlar m'i bulduk. 10 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptığınızda kök 2'ler gidiyor. Cevabımız Denizli. Dediğim gibi arkadaşlar zaten bunun sınavda çıkma, yani YGS, LYS, TYT, AYT her neyse adı ne olursa olsun üniversite sınavında böyle bir sorunun arkadaşlar gelme ihtimali sıfır. Çünkü zor bir soru. Ha, fen lisesinde fiziği biraz daha iyi öğrenmek isteyen arkadaşlar, hani böyle üniversiteye gittiğinde efendime söyleyeyim, hakikaten bu tür sorular var mı? Var. Hadi bakayım. Evet sevgili gençler, yine hakikaten öyle kolay olmayan bir soruyla karşı karşıyayız. Kutu ile arasındaki sürtünme katsayısı K olan eğik düzlemde pürüzsüz bir yüzeye sahip olan camdan yapılmış cisim ile eğik düzlem arasında sürtünme kuvveti oluşmamaktadır. Çok güzel. Cisim kendisiyle eşit büyüklükte kütleye sahip olan kutunun arkasına bırakıldığında 5 metre bölü saniye kare ivmeyle hareket ettiğine göre cisim kutu içine bırakıldığında ivmesi ne olur? Sevgili arkadaşlar, şimdi benim size tavsiyem şu. Mesela burada dediğim gibi 3, 4, 5 üçgeni varsa arkadaşlar, burada cismin kütlesini 5 alalım. O zaman ağırlığı ne olur arkadaşlar? Tabii ki 50 olur. G'yi 10 alıyoruz. Kilogram, 5 kilogram. Arkadaşlar aynı. O halde ağırlığımız 50. İki aşamada soruyu çözeceğiz zaten. Sinüs 37, 30, 50. Kosinüs 37, 40. Kosinüs 37 tabi 0,8 ile çarptığım için 40 oluyor. Ve arkadaşlar 30. Şimdi şuradaki sürtünme kuvveti F'si eşittir KN. N dediğimiz nedir işte arkadaşlar, görüldüğü gibi 40. KN. Peki cisme etkileyen net kuvvet, dinamiğin temel prensibi F net eşittir M toplam çarpı A. Net kuvvetimiz 30 artı 30 60 eksi F'se 40 K eşittir M toplam 5 artı 5 10 çarpı A'yı zaten vermiş 5 sevgili arkadaşlar. 40 K eşittir 10 K eşittir 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar bu K'yı buldum. Benim için önemli olan bu. K'yı bulduktan sonra buradaki her şeyi tekrar silmemiz gerekiyor. Evet. Siliyorum. Siliyorum. Ve K'yı ne buldum? Bunu bir yazayım. 1 bölü 4. Şimdi bunu bunun içerisine koyduğumuzda kardeşim, toplam buradaki ağırlığımız 100 oldu mu? Bu 60 oldu mu? Bu 80 oldu mu? Buradaki sürtünme kuvvetimiz Fs eşittir Kn 1 bölü 4 çarpı 80 eşittir 20 oldu mu? Oldu. Bu durumda F net eşittir M toplam çarpı A. F net 60 eksi 20 40 eşittir M toplam çarpı A. İşte arkadaşlar A eşittir 4 metre bölü saniye kare bulunur. Gayet güzel ve biraz da zor bir soru. Arkadaşlar bir önceki soruyu 4 bulmuştuk. Yani cevabımız Edirne'ydi. Ve 76. soruya geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu diğerlerine göre biraz daha kolay gibi gözüktü bana ama. Doğrusal yörüngede durgun haldeki cismin harekete başlayan andan itibaren ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin 0,3 saniye zaman aralığında yaptığı yer değiştirme. Arkadaşlar bizden yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirmeyi bulmak için hız zaman grafiğine ihtiyacım var. Halbuki burada ivme zaman grafiği var. O halde ivme zaman grafiğinden yararlanıp önce hız zamanı çizmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. İvme zaman grafiğinde alan bize neyi veriyordu? Alan, önce onu söyleyelim. Delta V, yani hız değişimi. 2 kere 1, 2. 1 saniyede hızımız önce 2 arttı. Arkadaşlar 1 saniyede 2 arttı, işaretleyelim. Sonra 4 kere 1, 4. 4 artarsa, şöyle biraz eğimi arttırmalısınız arkadaşlar. Ne oldu? 4 daha ekle, 6.
Sonra şurada arkadaşlar 6 kere 1 6 eğimi biraz daha arttırmalısınız. 6 artacak. İşte 1. 2. ve 3. saniye 6 daha eklersen burası ne olur? 12. Şu alan, şu alan, şu alan. Şimdi alanlara bakalım. Üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 2'yi ekle. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı 1 yani yükseklik 4. 6 artı 12 alt taban artı üst taban 12. 6 artı 12 18 bölü 2 9 çarpı 1 9. Toplayalım. 6 9 daha 15 cevabımız Edirne. Hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. L cismi aş yüksekliğinden serbest bırakılmaktadır. L cismi yere 40 metre bölü saniye hızla çarptığına göre ikinci saniye içinde kaç metre yol alır? Arkadaşlar ikinci saniye içinde aldığı yolun yere çarpma hızıyla hiçbir ilgisi yok. 5, 15, 25, 35. Tamam, ikinci saniye şu. 5, 15. İşte arkadaşlar birinci saniye ile ikinci saniye arasında alınan yol 15, 5, 15 cevabımız Edirne. İsterse yere 4000 ile çarpsın. Bu soru için bizi ilgilendiren bir durum değil. Evet arkadaşlar biraz hikaye kısmı çok olan bir soru bayağı. Evet okumaya başlayalım. Akıntı hızının 2 metre bölü saniye olduğu bir nehir üzerindeki A ve B iskeleler arasındaki uzaklık 0,54 kilometre. Bunu hemen 1000 ile çarp. Evet, 1,1 kilometreyi metreye çeviriyorsunuz. 0 arkadaşlar 540 metre. Haydi bakayım. A iskelesinde bulunan iki arkadaştan biri suya göre 4 metre bölü saniye hızla kayıkla B iskelesine doğru harekete geçtiği anda diğeri de nehir kenarındaki koşu yolunda aynı yönde 4 metre bölü saniye hızla koşmaya başlamaktadır. B iskelesine ulaştıktan sonra hiç beklemeden aynı büyüklükteki hızlarla geri dönen arkadaş A iskelesine kaç dakika arayla gelirler? Arkadaşlar zor bir soru değil, uzun bir soru. Şimdi sevgili kardeşim hemen işleme geçtim. Şu AB arası uzaklık X ya da D ne derseniz 540 metre. Şimdi vatandaşın biri yani şu efendime söyleyeyim hızla 4 metre bölü saniye hızla gidip gelen arkadaşlar T1 diyelim. Koşana T1 diyelim. 2 tane 540 bölü 4. Çünkü 540 bölü 4 saniyede gidecek. 540 bölü 4 saniyede dönecek. O halde böldüm. 270. Şimdi diğerini bulalım. Arkadaşlar T2 100'e. Önce hızı ne? 6. 540 bölü 6. Dönerken hızı çünkü ekliyoruz arkadaşlar. 4'e 2 ekle. Dönerken 4'ten 2'yi çıkar. 2. Değil mi? Yere göre hızımız 6. Yere göre hızımız 2 değil mi ama? Evet. 540 bölü 2. 540 bölü 2. Şimdi arkadaşlar zaten 540 bölü 2 tek başına bu 270 oldu. Evet. Bu 270. Evet. 270. Peki 6 kere 8, 7 kere 8 arkadaşlar 6 kere 9, 54. Evet. Bu da efendim ben söyleyeyim 90 yaptı. Demek ki arkadaşlar bunun dönerken hızı ne oldu? 2 oldu. Ve 540 bölü 2 de tek başına bak 270. Gördünüz mü? Yani belki burada dediğiniz şöyle düşünebilirsiniz. Ya burada 6 ile gitti, burada 2 ile gitti, bu da 4, 4, 8 toplasan 8 ama arkadaşlar öyle olmuyor. Ortalama hızları eşit olmuyor. İşte arada 90 saniyelik bir efendime söyleyeyim zaman farkı meydana geldi. Evet sevgili arkadaşlar biz neyi bulduk zaman farkını? Delta T'yi 90 saniye bulduk. Bu da 1,5 dakika diyor. Ben de bakıyorum bu nedir böyle falan. Sonra baktım burada dakika diyor. Dakika evet. 1,5 dakika. Serbest düşmeye bırakılan tenis topunun yere düşmeden 2 saniye önceki hızı 30 metre bölü saniye. Evet. Yere düşmeden 2 saniye. Her saniyede hızımız 10 artacak. 40, 50. Buradan itibaren arkadaşlar 2 saniyede hızımız 20 artar. Yere 50 saniye.
50 metre bölü saniye hızla çarpar. Peki yere çarpmaz mı? V eşittir G çarpı T midir? G yerine 10 alırsa arkadaşlar T eşittir 5 olacaktır. Yükseklik H eşittir 1 bölü 2 GT kareden bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlar V çarpı T bölü 2. Niye bölü 2? Çünkü cisim hızlanıyor arkadaşlar. Üçgenin alanı. Şu 5 saniye, şu 50. İşte 50 çarpı 5 görüldüğü gibi 250 bölü 2 25. İsterseniz burada yerine yazın. G yerine 10 yazın. 5T kare. 5 çarpı 5'in karesi. 5 çarpı 5 çarpı 25 yine bize 125'i vermektedir diyoruz sevgili arkadaşlar. 35 dakika oldu arkadaşlar. Videomuzu burada bırakalım. Burada bitirelim. Ve kalan sorularda diğer videoda çözmek üzere hoşça kalın diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.